Yani Cenab-ı Hak her insana imkan, servet, makam, mertebe, toplumda, içtimai hayatta yani görmek ve görünmek için bir pencere veriyor. Bir itibar veriyor yani. Şimdi bu itibarı insan nasıl nazara vermeli ki? Gurur ve enaniyet olmasın, kibir olmasın. Nasıl nazara vermeli ki? Allah'ın vermiş olduğu nimetleri de küçümseme olmasın. Değil mi? Adamda makam var, zeka var, servet var, devlet var, makam, mertebe var, ilim var, tevazu var, veya ubudiyet var, faziletli bir insan. Bu insan topluma karşı kendinde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu nimetleri nasıl ifade etmeli, nasıl gösterme, nasıl izah etmeli ki? Ne gurur olsun, ne de nimetleri tenkiz. Yani onu benimsememe, onu ketmetme olsun ne nimeti ketmedeceğiz, basit göreceğiz, ne de öyle bir ifade kullanacağız ki o bizi gurura götürmemeli. Değil mi? Cenab-ı Hak verdiği nimetleri kulun üzerinde görmek ister. Kul bunu hangi şartlarda topluma nasıl göstermeli? İki tarafı da yani mesuliyetli bir iştir bu. Bir daha okuyalım. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan etmek ve tahtisi nimet Bazen gurura ve kibre incirar eder. Ya Allah sana servet vermiş, devlet vermiş, makam vermiş, mertebe vermiş. Adam böyle bir cevap verir ki o verdiği cevap, so sual soranı mahcup eder, üzer. Yani gururlu bir şekilde ya zaten ben bunu hak ediyorum. Ben de boş durmadım. Ben de gayret gösterdim. Bak mesela. Bu şekilde bir ifade esasında gurura mebnidir. Desen ki yok ya ne makam ne mertebe bende bir şey yok ki ben zavallı bir adamım. Ne var ki bende bana itibar ediyorsunuz dese bu da Allah'ın vermiş olduğu nimeti küçümseme, ketmetme, reddetme anlamına gelir. Peki mümin nasıl davranacak? Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmek iyi değildir. İnaneli ifrat ve tefritten kurtulmak için ben şöyleyim böyleyim çok kazandım çok çalıştım çok ettim. Zaten bizim gende o özellik vardı. Bizim hani gen. Bu başarı bizim hakkımızdı falan. Bir böyle deme var. Bir de nimeti hesaba almama, nazara almama, değer vermeme, onu küçümseme var. Bir ifrat, diğeri tefrit. Cenab-ı Hak da kul için vasatı tercih etmesini ifade eder Efendimiz vasıtasıyla. Hayrul umuru evsatuha. İşlerin hayırlı olanları vasat olanlarıdır. İfrattan, tefritten kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama ba başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğinde güzellik paltonundur dediği zaman tevazuyla takdisi nimeti cem etmiş olur. Ne kadar güzel oldun? Al o paltoyu almaya onun gücü yetmez. Cevabı ne oluyor? Güzellik paltonundur. Yani onu bana giydirenindir. Hem paltonun hakkını veriyor hem de onun kendisinde emanet olduğunu değil mi? Biri tarafından hediye edildiğini ifade etmiş oluyor. Hem nimeti ketmetmekten kurtuluyor hem de gurur ve enaniyetten kendini muhafaza ediyor.